Part 2 videosuna hoş geldiniz. Bu videoyu açacağım. Fakat bir anda kahvaltı etmeye gidiyor olabiliriz. Çünkü Part 2'yi nereden başlatacağıma daha karar vermedim bu arada. Ve telefonumun üzerine bir dergi var şu an. O yüzden kendimi çok net göremiyorum. Çünkü çok fazla yağmur yağıyor. O yüzden Part 1, Part 2 şeklinde koydum. Şu an Part 2'yi izliyorsunuz. Bu Part 2'de biraz daha fazla yer göreceksiniz büyük ihtimalle. Videoyu izlemeye devam edin. Kahvaltıya geldik şimdi. Saat 8'i geçiyor. 7'de uyandık. Bugün gitmemiz gereken çok fazla yer var. O yüzden erken kalktık. Çünkü 4'te de otobüsümüz var. Ona da yetişmek zorundayız. Ona kadar da görmemiz gereken yerleri gezmemiz lazım. O yüzden şimdi kalktık, kahvaltıya indik. Çantalarımızı burada bırakacağız. Önce Atomium'a gideceğiz. Orası zaten görmesi gereken yerlerden bir tanesi. Sonrasında tekrar buraya döneceğiz. Çünkü diğer yerler buraya çok yakın. Öyle olunca şimdi hızlı bir kahvaltı edip hemen çıkmamız lazım. Kahvaltı bu arada açık büfe tarzıydı. Ve açık büfede max olanlar bunlar. Nasıl bir açık büfe onu anlamadım. Gerçi bunların kahvaltı kültürleri hani çok fazla bizim gibi olmadığı için. Şöyle bir kompleks aldım. Reçel, tereyağı, işte fındık ezmesi, Nutella falan o tarz bir şeyler aldım. Bu da Gabi. Hi. Morning. Şimdi Atomium'a geldik. Şeki, demir kristal kafes yapısının 165 milyar kez büyütülmesinden esinlenerek yapılmış bir yapı. Bayağı da bir kalabalık. İnsanlar böyle gelmiş, fotoğraf çekiliyor burada. Çünkü Brüksel'in bayağı böyle simgelerinden biri haline gelmiş ve bayağı da büyük. Ve 9 tane top şeklinde. İçine de girilebiliyor bu arada. Bu arada şurayla alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir, iki hafta öncesinde falan kafaların bir videosu vardı, onu izliyordum. Ve onlar buraya geliyordu. Aynı burada, böyle burada. Bunun önünde bir video çekiyorlardı. Öyle olunca ben de böyle baktım, acaba Brüksel'e gider miyim, bitmez miyim falan diye düşünüyordum. Şu an buradayım. Yani bir şeyi izledikten sonra gelip canlı olarak görmek gerçekten çok güzel bir şey. Yani umarım isteyen herkes böyle bir şeyi yaşar. Şimdi Mini Europe'a geldik. Burası Atomium'un hemen yanında olan bir yer. Böyle açık bir bahçe içerisinde Avrupa'da işte böyle görülmesi gereken yerlerin minyatür halini yapmışlar. Bu arada girişte 19 euro verdik. 19 eurodan başlıyor aslında. Daha uzun kalmak istiyorsanız farklı biletleri var bunun. Ama biz sadece Mini Europe kısmını gezmek istediğimiz için daha farklı yerleri de var sanırım. Sadece 19 euro verdik. Şimdi buraya dolaşıyoruz. Ne güzel bir yer. Bence gelip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Tatlı bir yer yani.
tatlı bir yer ya. Çok sevdim yani ben açıkçası. O yüzden bence gelmeniz için tavsiye ederim yani. 19 Euro'nun hakkını verir mi? Verir bence. Gelinir mi? Gelinir. Yine yağmur başladı ya. Allah'tan şapkam vardı çok sancı ama bayağı yağıyor şu an. Ve zaten dün hava durumuna da baktığımız zaman işte 10'da bir başlayacak. Akşam 6'ya kadar full yağmur gösteriyordu. Ve bu bizim daha ilk durağımız. Gitmemiz gereken bir sürü yer var. Ama yağmur bizi durdurur mu? Asla. O yüzden gezmeye devam edeceğiz. Ve waffle yemedik en önemlisi. Sürekli birbirimize hatırlatıyoruz. Waffle yiyeceğiz, waffle yiyeceğiz. Ve magnet almam lazım. O yüzden o ikisini kaldığımız yere yakın bir yerde bulduk. Orada yiyip oradan alacağız magneti de. Hi. Hi. Şu düğmeye basınca yer titriyor. Damrela da onu bilmiyordu ya. Okumadık yan tarafı. Basar basmaz bir korktu, bir korktu. 8 7 6 5 4 3 2 1 Top. Allumage des vulcans. Allumage des EAP, décollage. You really like this. You have to do the last one. There. There. Which one? Atomium'da şimdi Brüksel Palace'a gidiyoruz. Bu arada Atomium bizim kaldığımız yere çok uzak olduğu için biz trenle gittik. Metro kullandık yani aslında. Ve 2.60'a bilet aldık kişi başı. Bu arada eğer biletinizi alıyorsanız eğer biletinizi turnikelerden geçtikten sonra atmayın. Çünkü çıkarken de yine aynı şekilde kullanıyorsunuz. Yani turnike şeklinde yapmışlar çıkışları da. Yine biletinizi gösterip o şekilde çıkıyorsunuz. O yüzden yani bileti kullanıp atmayın. Çok fazla yağmur yağıyor. Biraz da soğuk aslında ama işte gelmişken gezelim diye bırakmıyoruz. Ama tabii şöyle güneşli, açık bir hava olsa daha da güzel olurdu yani. Şimdi de böyle. Geçen gün YouTube'da biri yorum yapmış videomun birine. Hangisiydi? Frankfurt'ta büyük ihtimalle. Şimdi Frankfurt'ta gezecek yerleri falan ben çektiğim için. Yani aslında bu tarz videolarım benim vlog gibi ama hani gittiğim, bak burayı da görebilirsiniz dediğim yerleri de koyuyorum aslında onların içerisine. Biri yorum yapmış. Kendini çekme, etrafı çek falan diye. Hayır bu, ya örnek veriyorum, bu video Brüksel'le alakalı tamam ama bu Brüksel tanıtım videosu değil yani sonuçta, bu vlog gibi bir şey aslında. Ama tabii ki de içerisinde görmesi gereken yerler de var. İşte nesi meşhur, onu yiyorsam onu da çekiyorum, ediyorum falan. Yani bu, o yorumu kaldırmadım özellikle. Frankfurt vlogunun altında görebilirsiniz ama biraz saçma bir yorum olmuş bence, gereksiz yani. Bu arada yorumlarınızın hepsini okuyorum. Yorumlarınızın hepsini okuyorum dedim. Zaten 10-15 tane yorum geliyor sanki. 100-200 tane geliyormuş da hepsini okuyormuşum gibi. Ama yani güzel yorum yaptığınızda da ya da bak şunu da şöyle yapabilirsin dediğinde de tabii ki de dikkate alıyorum bu arada. Yorum ve like atarsanız gerçekten memnun olurum. Benim için önemli yani bunlar.
Ve bu arada hazır hatırlatmışken de kanalıma abone olmadıysanız kanalıma da abone olursanız memnun olurum. Ve bu yolun sonu şeye gidecek, bu Brüksel Palace'a gidecek. O tarafa doğru yürüyoruz. Burada büyük bir bahçe aslında burası. İçerisinden de geçelim dedik ki hem burayı da görmüş olalım. Brüksel Palace'a geldik ama şimdi bu da kapalı. Sadece şöyle bir uzaktan baktık. Şimdi diğer yerlere gitmeye devam edeceğiz. Hayallerime açılan kapı tam olarak buydu işte. Aslında ben Brüksel'in böyle çok fazla görecek yeri yoktur diye düşünüyordum ama gerçekten yani bu internetten bakıp da gittiğimiz yerler haricinde de yani yürüdüğünüz zaman o kadar çok hani böyle bakıp aa burası da hani iyi ki görmüşüm dediğiniz o kadar çok yer var ki. İşte meydanları olsun, ev yapıları olsun, bir sürü kiliseleri olsun. Ya gerçekten çok fazla görecek yer var. O yüzden geldiğimiz için mutluyum yani iyi ki gelmişiz açıkçası. Ve belki de daha dolaşsak bir gün daha böyle dolaşılır yani o kadar fazla aslında. Şimdi işeyen çocuk heykeline geldik şu gördüğünüz yer. Üzerinde kıyafetleri var. Böyle yılın belirli zamanlarında böyle kıyafetlerini değiştiriyorlar. Bazen işte kıyafetsiz oluyor. Bazen de böyle değişik kıyafetler giydiriyorlar. Bu çocuğun da aslında Brüksel için önemli olmasının sebebi hikayesini bulup videoya koyacağım zaten. Oradan da okuyabilirsiniz. Ama şu an gerçekten bayağı kalabalık. Yani gittiğimiz yerlerde en kalabalık olan yerlerden bir tanesiydi. Waffle'ımızı yedik. Muradımıza erdik sonunda. Bütün gün çünkü waffle, waffle, waffle diye diye sürekli birbirimize böyle şey yapıyorduk. Bu şeyin çocuk heykelinin hemen yanında zaten bir tane vardı. Baktık sıra var, kalabalık. Yani güzel de benim. Hangisi kötü? Zaten internetten baktığımda da öyle çok bir fark yoktu hepsi arasında. O yüzden biz de dedik hadi burada yiyelim. Yemiş olduk ama gerçekten çok güzeldi. Benim aldığım yani full olandı. İşte muz, çilek, krema, çikolata vardı. Altında zaten genelde hep aynı boyutta oluyor. Üstünde koyduklarınıza göre fiyat değişiyor. Öyle olunca o aldığım 7 euroydu. Ama gayet de güzeldi ve gerçekten çok fazlaydı yani. Fiyat performans gayet güzel. Beğendim. Geldiğinizde kuş çarpıyor tabağına. Geldiğinizde bence mutlaka denemeniz lazım. Dün buranın önünde aslında fotoğraf falan çekilmiştik fakat kapalıydı o zaman. Şimdi baktık madem açık. Zaten yolumuzun üstü otele şu taraftan gideceğimiz için dedik bir girelim bakalım. Bu arada otobüse bir saat kaldı. Artık yavaş yavaş Brüksel gezimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi içeri giriyoruz.
Otobüsümüzün olduğu yere geldik şimdi. Koştur koştur geldik çünkü burası böyle bir istasyon gibi bir yer. Şu arkamda bulunan yer ve gerçekten bayağı büyük. Bir uçtan bir ucuna koştuk. Zaten 10 dakikamız kaldı. Çok da vaktimiz yoktu. Ama şimdi otobüsümüzü bulduk. Bir 2 saat falan bir yolumuz var. Köln'e gideceğiz. Köln havaalanına. Oradan Köln'e geçmemiz lazım. Oradan da artık Münster'den Steinfurt'a. Yani gece 12'de falan anca varacağız. Biraz uzun bir yolculuk olacak. Bakalım inşallah çabucak geçer. Yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ama biraz sıkıcı. Şu an bir yarım saat 40 dakikalık falan yolumuz kaldı. Ama umarım hemen biter. Genelde böyle durak gibi yerlerde durup işte yolcu alıyoruz. Yine otobüs geç geldi. Yani bizim yurda varmamız yine 12-12.30 biri falan bulacak. Ay, çok acıktım. İnşallah indiğimde yiyecek bir şeyler bulabilirim. Flixbus'tan indik. Sonrasında havaalanına indiğimiz için hemen bir tane treni atlayıp bu ana merkezdeki. Şimdi de Duisburg'a giden trene bineceğiz. Oradan tekrar Münster'e geçeceğiz. Oradan tekrar Steinfurt'a geçeceğiz. Yani Brüksel'de bu kadar gezmemişizdir büyük ihtimalle. Saat geç olduğu için direkt Münster'e giden tren, yani kaçırdık onu. Ve saat 9.30'dan sonra da yok. O yüzden mecbur böyle 2-3 tane aktarmalı gitmek zorundayız. Yani bizim için bayağı bir yorucu olacak ama yani yapacak hiçbir şey yok. Yani otobüs tarzı şeyler zaten yok. Mecbur tren bekliyorum. Umarım herhangi bir şekilde iptal falan olmaz. Bakalım gece 12.01'de anca varız büyük ihtimalle. Şu an saat 10.30. İşte 12.30-1'e doğru falan anca varız büyük ihtimalle. Yani bu vlog bitmiyor, devam ediyor. McDonald's'a geldik şimdi. Ve treni 1 dakika farklı kaçırdığımız için şu an saat 12.04 geçiyor. Ve 1 saat beklememiz lazım. Çünkü treni kaçırdığımız için diğer treni bekleyeceğiz. O da 1 saat sonra. Ve biz bunu kaçırdığımız için bağlantılı olarak Münster'den Steinfurt'a giden treni de kaçırdık. O yüzden o da gece 3'ten sonra başlıyor. Yani bizim yurda gitmemiz 4'ü falan bulacak büyük ihtimalle. Aslında geç kalmayacaktık. Brüksel'den Flixbus'a bindik ve 4 saat süreceğini düşünerek 8.30'da orada olsak, yani en kötü 11.30-12 gibi biz yurtta olurduk. Fakat Flixbus çok yavaş geldi. Bir de geç kaldı yarım saat. Öyle olunca biz de bağlantılı olarak tabii geç kaldık. Yani buralarda takılmayı, şu an Duisburg'dayız mesela. Hiç böyle bir planımız yoktu. Hatta şey diyoruz, Duisburg'u da gelmişken gezelim, bir fotoğraf çekelim, story atalım falan diyoruz böyle. Ya şu an Duisburg semalarındayız. Bakalım inşallah saat 3-4 gibi yurdumuza gitmiş oluruz. Bir başka McDonald's'tan bildiriyorum. Şu an Münster'e geldik sonunda. Yaklaştık yani. Saat 2-3 geçiyor. Ve 3'ü kaç geçe? 8 geçe olan tren geçiyor. 3'ü 8 geçe olan treni bekliyoruz. Ondan önce yok çünkü. O yüzden bugün 3 tane McDonald's gezdik. Çünkü başka oturacak hiçbir yer yok. Genelde her yer kapalı. Öyle olunca da biz de buraya otururuz. Allah'tan sıcak burası. Bir de internet de var. O yüzden vakit geçiyor. Yani 4'e doğru anca varırız büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Artık yurda gitmek istiyoruz. Gerçekten çok yorulduk yani. Brüksel'i gezdiğimizden daha fazla yorulduk bu yolculuk. Neyse bakalım. Trende görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Şu an oturdum, videonun editini yapacağım. Fakat dün akşam saat 4 ya da 4.30 gibi falan yurda geldim. O yüzden kapanış videosu çekmeyi unutmuşum. Şimdi hazır oturdum, video editine başlamadan önce dedim ki bir kapanış videosu çekeyim. Onun haricinde tabii ki de her video sonu söylediğim gibi like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Ve tabii ki kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.